Programımızın ikinci bölümünde Kudret Ayıldır bizlerle beraber olacak. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kudret, biraz da rahatsız olduğum için de konuşmakta da aslına bakarsan güçlük çekiyorum. Kelimeleri de yutuyor olabilirim. Değerli izleyicilerimizin de affına sığınıyorum bu konuda. Şimdi Kudret, biraz küresel tarafa yoğunlaşalım seninle beraber. Çünkü yurt içini gerçekten çok fazla konuştuk, çok da fazla konuşacak bir unsur var ama yurt dışını da es geçmemek lazım. Çünkü gündem maddeleri yurt içerisinde çok odaklanınca yurt dışı birazcık kulak arkası gibi oluyor. Onu yapmamak adına biraz daha yoğunluğu yurt dışına vermek istiyorum. Bu noktada FED yetkililerinden daha şahin tonlu faiz çıkışları olduğunu görüyoruz. Yani burada mesela FED'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Burry'nin yapmış olduğu açıklamalar var. Yapacağımızı yaptık, başarılı doğurduk diyor ama daha yapmamız gerekenler var diyor. Diğer tarafta San Francisco FED Başkanı Mary Dellin yapmış olduğu açıklama var. Yani enflasyon sürdürülebilir %2'lik bir patikaya geri gelene kadar bu yıl içerisinde birkaç adet daha faiz artırımı yapılabilir açıklaması söz konusu. Cleveland FED Başkanı Loretta Mester da yine aynı tonda açıklamalar yaptı. Yani hani noktasal grafiklerde gördük ya 5.1 ile 5.60'a revize ettiler. Bu da 2 adet 25 bas puanlık faiz artırımına tekabül ediyor. FED Başkanı Powell da zaten bu konuda çok net bir şekilde sözlü yönlendirmelerini yapıyor. Bölgesel FED Başkanı da aynı tonda. Dolayısıyla piyasalarda özellikle de Temmuz ayında yani içinde bulunduğumuz ay itibariyle FOMC toplantısında 25 bas puanlık faiz artırımına %90 gibi çok kuvvetli bir olasılık veriyor. Aynı olasılığa sen de sahip misin? Öncelikle geçmiş olsun Eren. Umarım hemen hızlı bir şekilde eski sanlığa kavuşursun. İnşallah. Şimdi baktığımız zaman 26 Temmuz'da neredeyse %93 oranında 25 bas puan faiz artışı ihtimali ana senaryo. Ben de buna katılıyorum. Sadece burada şöyle bir problem var. Şimdi 26 Temmuz'dan sonra ilk toplantı 20 Eylül tarihinde. Muhtemelen FOMC üyelerinde biraz ayrışmaya sebep olan da tamamıyla Ağustos ayının veri setiyle alakalı. Şimdi eğer Ağustos'ta bir toplantı olsaydı biz buradaki data setlerini Ağustos'a yansıtabilirdik ya da bunun spekülasyonunu yapabilirdik ama şimdi Ağustos'ta da bir toplantı olmadığı için orada biraz kafalar karışık. Bu açıdan da gelecek verileri biraz 26 Temmuz canlı toplantı olacak Powell'ın ifadesi bu anlamda da kıymetli olacak. İşte örnek veriyorum, yarın enflasyon rakamı gelecek. Biraz daha bu süreç netleşmiş olacak ama Temmuz'da zaten faiz artışı ihtimali ana senaryo, orada bir değişim olacağını zannetmiyorum. Peki Temmuz'daki faiz artışından sonra bir adet mi faiz artırımı kalıyor? Çünkü minimum iki adet diyorlardı. Dolayısıyla gelen datalara bağlı olarak mesela bu hafta enflasyon gelecek. İlk etapta enflasyon ilişkin senin beklentini merak ediyorum. Çünkü %3.1'lere kadar yıllık bazda manşet enflasyonun geri çekileceğine ilişkin bir beklenti var. Aynı beklentiye sahip misin? Ve diyelim ki bu şekilde beklenti oluştu ve bu beklenti gerçekleşti. Ya da beklentilerin bir tık üzerinde bir enflasyon verisi oldu. Yani şunu aslında sana sormak istiyorum, enflasyon verisini yorumladıktan sonraki ikinci sorum şu. Temmuz'da bir adet faiz artırımından sonra genel itibariyle bir adet daha faiz artırımına gidilebilir. O da hangi aylarda diye bir bahis oluşturulmaya başlanacak. Gerçekten böyle mi olur? Yoksa FED çıkıp evet Temmuz'da biz faiz artırımı yaptık ama faiz artırımları birkaç tane daha olabilir gibi şu andaki durumdan çok daha şahin bir noktaya evirir mi mevcut süreci? Şimdi öncelikle manşet enflasyonun %3.1'e doğru bir revizyon olabilme ihtimali neredeyse ana senaryo gibi duruyor. Çünkü baz etkisinden kaynaklı bu noktada bu düşüşler izlenebiliyor ama çekirdek tarafa baktığımızda zaten asıl bakmamız gereken nokta o 5.1 ya da 5 seviyesine doğru bir revizyon söz konusu ki o da 5.3'tü. Yani eğer çekirdekteki katılık bir miktar daha giderilebilirse, hele hele 5'in altında bir reaksiyon görebilirse burada farklı bir dinamik konuşabiliriz. Ancak burada biraz önce söylediğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. 26 Temmuz'dan sonra ilk toplantı 20 Eylül'de. Yani biz hem Ağustos datasını göreceğiz hem de neredeyse Eylül datasını da göreceğiz. Bu açıdan sadece yarınki enflasyon verisiyle birlikte biz FED iki tane faiz artışı yapar mı yapmam mı sorusunun cevabını veremeyiz. İlaveten 26 Temmuz'dan tam iki gün sonra 28 Temmuz Cuma günü de PCE enflasyon dediğimiz yani FED'in yaklaşık 11 yıldır projeksiyonlar içerisinde yer verdiği ve dikkatle takip etmemiz gereken bir enflasyon göstergesi. Bu sebeple de evet bu enflasyon önemli ama 28'indeki enflasyon rakamına, PCE enflasyon tarafına daha fazla odaklanmamız gerektiğini de söylemekte fayda görüyorum. Kudret, bu kadar şahin tonda yapılan açıklamaya rağmen
dolar endeksinde değil yükseliş hareketi düşüş var. Yani şu anda 101.44 seviyesinde olan bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bunun sebebini neye bağlamak gerekiyor? Çünkü dolar endeksi evet Amerikan Merkez Bankası'nın karar mekanizmasıyla ilerliyor ama karşılığında da Avrupa tarafındaki merkez bankaların aksiyonlarını da gündeme almamız gerekiyor. ECB faiz artış temposuna devam edecek. İngiltere Merkez Bankası 25 bekleniyordu. Sürpriz olarak 50 yaptı ki biliyorsun orada da enflasyon çok yüksek ki işsizlik rakamı da geldi burada. Sterlin dolar hatta 15 ayın en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Orada da durum birazcık daha farklı. Bu sebeple de Avrupa cephesi ya da ABD dışındaki dolar endeksini ilgilendiren işte Kanada olsun, İsviçre olsun, Euro bölgesi olsun, İngiltere olsun bunlar biraz daha bu tonda devam ettiği için dolar endeksi cephesinde 103'lerin altına sarkan bir görüntü var ama orada da bir uyarı yapmak lazım. Zaten uzun zamandır dolar endeksi aşağıda 100, yukarıda 106 seviyesi bu bölge içerisinde biraz zikzak yapıyordu. Şimdi işte 100.26-100.55 bölgesine geldikçe piyasalar tekrar bir dolar long görünümüne ulaşırsa buna şaşırmamak lazım. Bu da özellikle ECB tarafında şimdi önümüzdeki toplantıda bir faiz artışı ihtimali neredeyse cepte. Ama devamı gelmeyecek şeklinde bir görüntü olursa ya da yeterli gelmez piyasalar buna inanmazsa işte o zaman biraz daha farklı bir dinamiği konuşmuş olacağız. O yüzden ECB'yi daha fazla dikkat edeceğiz dolar endeksi tarafında. O zaman Avrupa Merkez Bankası'nı biraz senden yorumlamanı rica edeceğim Kudret. Çünkü FED'le kıyaslandığında zaten adımlarını sürdüreceğini net bir şekilde söyleyen bir merkez bankasıydı. Şu anda hali hazırda fiyatların içerisinde bu beklentilerin oluştuğunu düşünüyor musun? Yoksa Euro-Dolar paritesinde daha net bir yukarı doğru hareketlilik de oluşturabilecek bir atmosfer içerisine mi giriyoruz? Nasıl dolar endeksi 100 seviyesiyle 106 arasında bir bant hareketi oluşturuyorsa da Euro-Dolar paritesi de işte 1.0750-1.08'i kontrol noktası yapıp yukarıda 1.11 aşağıda 1.05 bir bant hareketi içerisinde. Avrupa Merkez Bankası ile alakalı hani 3 toplantı boyunca 25'er baz puan faiz artışı yapılabilir. İşte mevduat faizi 4 liraya çıkartılır. İşte refinansmanı yani politik olarak gördüğümüz faizlerin 4.5'lara çıkartabilir gibi bir konsensus vardı ama son dönemde sanki biraz o rakamlar sanki biraz daha aşağı çekiliyormuş gibi ama enflasyon tarafında o çekilmeyi destekleyecek bir data seti de yok. Ki bugün Almanya TÜFE rakamında gördüğümüz üzere yükseliş kaydedildi. Şimdi eğer ECB bu noktada o agresifliği, o şahin tavrı verebilirse evet Euro-Dolar paritesi 1.05-1.11 bandının dışına çıkar. 1.11'in üzerinde kabaca benim gördüğüm işte 1.13.80'lere kadar bir yolculuk oluşturabilir. Ama ECB şahin bir ton verebilirse yok gerektiği mesajı vermez piyasada burada bir şahin değil de hani agresif bir tutum benimsemezse normal bir prosedür ilerlerse o zaman 1.11 seviyesi geçilmez. Orada da 1.08'lere kadar bir baskı unsuru oluşabilir. Bu sebeple de ECB'nin toplantısı yani 27 Temmuz eğer hafızam beni yanıltmıyorsa o tarihteki ECB toplantısında gelecek döneme ilişkin ne kadar daha faiz artışı olacağına ilişkin verilecek mesajlar yol haritası olacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi tabii ki Avrupa Merkez Bankası konuşuyoruz, FED'i konuşuyoruz ama bir kez daha FED'e dönelim Kudret. Çünkü dolar endeksini yorumladık ama ABD tahvil getirileri dolar endeksine göre tartışmasız daha net tepki veriyor. Hatta %5'lere yaklaşan 2 yıllıklar vardı. Gerçi hali hazırda şu anda 4.84. Önümüzdeki dönem itibariyle %5'leri geçmesi muhtemel bir 2 yıllık ve %4.5'lara yaklaşan bir 10 yıllık görebilir miyiz? Yani hali hazırda şu andaki süreçten daha kuvvetli bir yukarı doğru hareketlenme bekler misin? Şayet böyle bir görüntü söz konusu olursa bu zamana kadarki tahvil getirilerindeki bu net yükseliş hareketleri hisse senetlerinde de hiç öyle net ve kuvvetli bir baskılayıcı unsur olarak karşımıza çıkmadı. Ama bundan sonraki süreçte böyle bir unsur olarak yani hisse senetlerini düşürecek bir unsur olarak karşımıza çıkma ihtimali var mı? Nasıl yorumlamak gerekiyor bu konuyu? Öncelikle ben Amerikan borsaları için bir geri çekilme ihtimalini gündemimde tutmakla birlikte bu geri çekilmelerin
o trend hareketinde bir düzeltme olarak yorumlanması gerektiğini söyleyebilirim. Tabii bu noktada işte tahvil getirilerine bakmak lazım. Bu noktada FOMC üyelerinin açıklamalarına bakmak lazım. Özellikle 26 Temmuz canlı toplantı olacak Powell'ın ifadesiyle gerçekten canlı olacak. Ve buradaki yorumlama bizi Eylül toplantısına götürürken ciddi anlamda bir referans olacaktır. Artık bekle gör politikası devam edecek mi yoksa gerçekten faiz artışı sonlandıracak, açıklama yapacak mı, enflasyon rakamı inandırıcı kalacak mı gibi gibi bir sürü konu var. Bu açıdan 26 Temmuz bence bu noktada belirleyici olacak. Amerikan tahvil faiz oranlarındaki değişimi inceleyebilmek adına özellikle ben de şu anda 10 yıllıklara baktığım zaman 4 seviyesinin altına sarktı ki 4.08-4.10'ları görmüştük hatırlarsak. Şu anda 3.97, 1 yıllıklar 5.40 civarlarında, 2 yıllıklar 4.84 civarlarında. Burada ister istemez Fed'in 1 adet mi, 2 adet mi faiz artışı yapacak hususu aslında buradaki süreci de doğru bir şekilde yorumlayabilmek adına önemlidir. Amerikan borsalarında dediğim gibi bir düzeltmeye şaşırmamak lazım ki S&P 500 gördüğüm üzere grafikte de şu anda bakıyorum. 4500 seviyesini ısrarla geçemiyor. Hani oraya yaklaşıyor, tepe görüyor. Yaklaşıyor, tepe görüyor. Bir miktar belki geri çekilme olabilir ama bu geri çekilmeyi bir trend değişikliği olarak yorumlamamak lazım. Çünkü aslında global tarafta Fed dinamiklerinde tünelin sonundaki ışığa gitgide yakınız. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir süreçte Amerikan borsa endeksleri, nitekim senin ne yaptığımız her yayında bunu izah ediyorum. Amerikan borsası ayı piyasasına değil uzun vadeli konjonktüre vurgumu yapmıştım. 3500'lerden beri hala pozitif görüntüyü savunuyordum. Nitekim oralardan inanılmaz hareketler gördük. Şimdi bu hareketlerin ister istemez bir düzeltmesi olmak durumunda. Hani yine grafiksel baktığın zaman 4250-4300'lere kadar bir geri çekilme, buna şaşırmamak lazım. Ama önemli olan trend değişti mi? Hayır, değişmedi. Gelecek dönemdeki süreç, hatta 2024'teki faiz indirimi senaryosunu da gündeme aldığımız zaman da bence Amerikan borsaları ister istemez orada yeni yukarı yönlü reaksiyonlarına olanak tanıyacaktır. Bir dipnot yapmak istiyorum. Nasdaq tarafında özellikle belli başlı şirketlerin ağırlıkları çok fazla yüksekti. Kabaca işte 7 tane şirket var. Amazon, Facebook gibi şirketler, Tesla gibi şirketler. Kabaca %55'ini gündemde ağırlık olarak. Bunların biraz revizyon olma ihtimali de var. Belki bunlar da psikolojik olarak belli bir geri çekilmeyi destekleyebilir. Peki DAX endeksi için ne söylemek istersin? Çünkü gelmiş olduğumuz noktada gerçekten şu an benim de hani sana soracağım soru noktasında sen yorum yaparken ben de arka planda hazırlık yapıyorum. Şöyle DAX endeksinin grafiğini önüme açtığım zaman özellikle de şöyle bir haftalık grafiği açtım daha net bir görüntü olsun diye. Gerçekten de zirve seviyelerde bir patinaj yapıyor gibi bir görüntü söz konusu. Yani bu da aslında bakarsan benim için beni birazcık ürküttü şahsen. İkili tepe görüntüsünün bile olma ihtimali var gibi bir görüntü söz konusu. O zaman sana sormak istiyorum. Sen nasıl görüyorsun? Benim gibi olumsuz bir bakış açısıyla mı DAX'ı takip ediyorsun? Yoksa daha farklı bir yorum yapmak ister misin? Kısa vadeli olarak seninle hemfikirim. Biraz daha geri çekilme ihtimali var. Çünkü ben de bakıyorum sürekli tepe yapıp, S&P'ye biraz daha benziyor. Sürekli tepe yapıp bir baskılanma süreci var. Avrupa'nın kendi iç dinamiklerinde özellikle ekonomik göstergelerdeki bozulmalar da bunu aslında çanak tutuyor. Ama baktığım zaman hani kabaca orta vadeli konjonktürde benim gördüğüm kadarıyla 233 ve 377 günlük yani Fibonacci rakamlarını baz aldığımız hareketli ortalamalar 15.160 ve 14.930'lardan geçiyor. Yani kabaca 15.000 ortalamayla baktığımız zaman bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe bu geri çekimler kısa vadeli evet değerlendirilebilir ama o bölgenin üzerinde hala orta vadeli bir pozitif reaksiyonun devam edebilme ihtimali var. Ama yine söylüyorum Amerika'yı Avrupa'dan ayırmak lazım. Orada Amerika cephesine hizmet sektörüne ilişkin bir soru işareti yok. İmalat daralıyor evet ama hizmet sektöründe problem var. Almanya tarafına baktığımız zaman imalat zaten ciddi anlamda bir daralma eğiliminde. Hizmet sektöründe bir pozitif iyimserlik olsa da bu tam anlamıyla yeterli değil. Aradaki farka da bu açıdan bakmakta fayda var. İşte PMI verilerine baktığımız zaman gerçekten de öyle. Zaten piyasalar genel itibariyle ABD istihdam piyasasına bakıyor. PMI verilerine bakıyor. Büyüme temposuna bakıyor. Ki ABD'de büyümeye de birinci çeyrekteki revizyonda gördük. Birinci rakam 1.3'tü. İkincisi de %2'ye revize edildi. Gerçekten çok kuvvetli bir revizyon rakamıydı. Dolayısıyla tüm bu rakamlara bakıldığı zaman resesyon ihtimalinin
sanki rafa kaldırıldığını görmekteyiz. Ama dün mesela Hazine Bakanı Janet Yellen çıktı ve dedi ki ya resesyon ihtimali şu anda dışlanıyor ama bu ihtimali dışlamak için çok erken. Sen nasıl bir yorum yapmak istersin? Gerçekten resesyon ihtimali şu anda rafa kaldırmamız mı gerekiyor? Çünkü gelen datalar aslına bakarsan bize bunu söylüyor. Ama diğer taraftan da PMI verileri evet 50 seviyesi üzerinde olmaya devam etse de yine de büyüme temposunda da bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Çünkü 50 seviyesine doğru yukarıdan aşağı yakınlaşma var. Nasıl değerlendirirsin resesyon ihtimalini? Tabii işin siyasi tarafında yorum yaparken onlar biraz daha politik davranabiliyor. Yani bizim kadar çok daha keskin konuşamıyorlar. Çünkü bizim bir bu anlamda siyasi bir sorumluluğumuz yok. Şimdi o tarafa baktığımız zaman özellikle resesyon tarafında hala biraz soru işareti oluyor düşüncesi ister istemez işin faiz görüntüsündeki devamlılıkla alakalı. Hakikaten Fed gerçekten 2 adet faiz artışını en az bu şekilde devam ettirecekse, yani enflasyon dinamiklerinde bozulma var, Fed faiz artışını sürdürecek, yılın kalan bölümünde de bu aksiyon sürecek tarzında, hatta %6'lara çıkacak, belki de daha üzere çıkacak bir senaryo gibi bir psikoloji oluşursa bu neden olmasın. Ama ben hani nispeten baktığım zaman burada bu tarz bir aksiyonun olacağını düşünmüyorum. Data setlerine baktığım zaman hani bir miktar daha bu etkilerini görüyorum. Bir adet daha yapacağız. İkinci adede gerek var mı hususu da biraz o ayrışma oluşabiliyor. Çünkü Powell'ın gerçekleştirdiği toplantıda hani bir yandan çok fazla hamle yapmak istemiyor, aşırıya kaçmak istemiyor. Bir yandan da az hamleyle yetersiz kalmak istemiyor. Orada da bir kafa karışıklığı vardı aslında. Her ne kadar iki adet faiz artışına sıcak baksa da ister istemez biraz deneyerek süreci görmeye çalışacak. Bu anlamda ben çok fazla o noktada resesyon konusunda enseyi karartacak bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Ama veri setiyle de bağlı olarak ilerleme taraftarıyım. Bu sebeple de ben özellikle 28 Temmuz'daki PCE enflasyonu gördükten sonra biraz daha o süreci daha da netleştireceğimiz kanısındayım. Peki ons altın için nasıl yorum yapmak istersin Kudret? Çünkü 2500, 2700, 3000 dolar hatta 3000 dolarların üzeri gibi yorumlar görmüştük. Özellikle de yurt dışı kaynaklı yorumlardı araştırma raporlarında bu seviyeleri okuduğumuzu sen de net bir şekilde hatırlıyorsun. Ama Fed'in bu sonradan çıkıp da işte biz Haziran'da pas geçtik ama bundan sonraki süreçte 2 adet daha faiz arttırımı olacak tarzındaki yorumu sanki ons altında bir miktar bu tahminleri bozmuş gibi duruyor. Ya da bozdu mu? Sana sorayım. Şimdi öncelikle piyasalar eğer Fed ile birlikte hareket ediyor olsaydı, yani vadeli tahminlerde de 2 adet faiz artışı fiyatlaması için içerisinde olsaydı, emin olalım ki ons altın bugün 1900'lerin altında reaksiyonunu hızlandırmış, 1850'lere kadar bir reaksiyon vermiş olurdu. Ama hala vadeli tahminlerle Fed tarafındaki beklentilerde bir ayrışma var. Bir adet faiz artışına hemfikir. Ama ikinci faiz artışına piyasalar orada dur diyor. Tabii biz yılın başından beri bu Fed ile piyasa arasında ayrışmaya alışkınız. Altın fiyatlaması da buna aslında benzer bir görüntü oluşturuyor. Baktığımız zaman 1890'lara kadar bir düşen eğilim vardı. Ki seninle yaptığımız yayınlarda da hep 1850'ye önemsiyorduk. Uzun vadeli yatırımcılar için alıcıların kalesi diyebileceğimiz 20 aylık üstel hareketli ortalama diyorduk. Nitekim burası önemli bir destek. Şimdi uzun vadeli taraftan baktığımız zaman 1890'a düşüp yükselmesi o 1850 desteğinin önemli olduğunu gösteriyor. Tabii oraya değmeden yükseldiği için hala soru işareti var. Bu uzun vadeli alıcılar kısa vadeli satıcılarla mücadele ederken burada kim galip gelecek? Ayılar mı boğalar mı? İşte bu sorunun cevabında benim grafiksel anlamda gördüğüm 50 günlük basit hareketli ortalama var. Kabaca şu anda 1960'lardan geçiyor. Eğer 1960'ın üzerinde günlük kapanış izlenebilirse o zaman alıcılar biraz daha ön plana çıkabilir ve 2000 dolara doğru yeni bir reaksiyon verebilir. Aksi takdirde aşağıda 1890-1880 bölgesi, yukarıda 1960 bir sıkışma eğilimi içerisine girebiliriz. İşte enflasyon, büyüme, istihdam, FOMC üyelerinin açıklamaları, Fed toplantısı bunların hepsi ons altın temasında önemli bir reaksiyon. Bir adet faiz artışıyla kalacaksa Fed, o zaman altının buraları yani 1890'ları dip kabul etmesi lazım.
Ama eğer 2 adet faiz artışı devam edecekse bu ons altında tekrar bir satış baskısı ve 1850'ye doğru bir reaksiyon vermesine olanak tanır. Yani iki aşamalı bir trade süreci var. Kısa vadeli satıcılar, orta vadeli, uzun vadeli alıcılar. Ben uzun vadeli konjonktürde 2200'lerin üzerine de çıkacağımıza inanıyorum. Ama şu anki durumda altında 1890'lar mı deyip, 1800'ler mi deyip, 1850'ler mi deyip bu sorunun cevabını arıyoruz. İşte bu noktada Fed bence bir yol haritası olacaktır. Bir de şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Biraz daha orta uzun vadeye girdiğimiz için muhtemelen yaz döneminde bir miktar altın patinaj görevi görebilir. Yani belli seviyeler arasında bir sıkışma eğilimi izleyip son çeyrekte o yükseliş beklentisini çok daha fiyatlama tarafı içerisine sokabilir. Bu anlamda ons altını ayrıca takip etmek gerekiyor. Yurt içi yatırımcılar da dikkatli takip etmesi lazım. Çünkü eğer gram altın yeni bir yukarı yönlü zirve yapacaksa kur tarafındaki hareketten ziyade ons altını daha fazla odaklanması gerekecek. Peki Kudret, son bir sorum var. Yaklaşık da 1,5 dakikalık bir süre zarfımız var. O bakımdan soruyu çok kısa soracağım. Petrol fiyatlarıyla alakalı beklentini merak ediyorum. Çünkü Çin'e ilişkin yeni teşvik adımlarının beklentisi oldukça kuvvetlendi. Bugün o beklentiyi aldık. Diğer taraftan OPEC Plus'ın arz kesintisi haberleriyle beraber hafif montanlı olsa bir miktar yukarı yön yapmış bir petrol fiyatları var. Yıl sonunda nasıl bir Brent ve Amerikan tipi ham petrol bekliyorsun? Çin tarafından gelen açıklamalar belli aşamada yeterli kalmadığı için petrol fiyatlarında biz 70 dolara kadar Brent petrolü bir düşüş görüp oraları çok fazla düşemiyorduk ki her yayında söylüyoruz. Buralar bir dip şeklinde. 67-76 dolar bölgesi içerisinde sürekli bir dip arayışı içerisinde. Son hareketler ışığında baktığımız zaman petrolde özellikle Brent petrol tarafında bir yukarı yönlü eğilimin devam edebilme potansiyelini ben ön planda görüyorum. Nitekim 79 dolar üzerinde biraz daha kalıcılaşabilirse, şu anda henüz kalıcılık yok, o zaman yükseliş daha da netleşir. 85'lere doğru yeni bir atak oluşturabilir. Aksi takdirde kabaca 80-70 dolar arasında bir miktar sıkışma izlenebilir. Ama benim petrol dinamikleriyle ilişkin her daim beklentim 67-76 bölgesi altında kalıcılık olmadığı müddetçe yükselişlerin daha da istekli bir şekilde devam etmesi senaryosu olarak. Evet, sevgili Kudret Ayıldır'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz.